nice çocuk küçücük yaşta hayattan koparıldı. İnsanın aklının kalbinin almadığı o vahşi olayları nice çocuk yaşamak zorunda kaldı. Kimi istismara uğradı o travmayla yaşıyor. Kimi konunun üstü kapatılsın diye öldürüldü. Ve bu zihniyet hala kol geziyor toplumda. Aileler korkuyor. İşte tam da bu noktada özellikle aileler için bir kitapçık hazırlandı. Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğretim üyesi doçent doktor Bilge Uzun öğrencileriyle bir çalışma yaptı. Hazırladıkları Sessiz Kalma isimli kitapçığı Türkiye'nin dört bir tarafına ulaştırıyorlar. Kitabın içinde ihmar ve istismara yönelik bilgiler var. İçindeki bilgiler teorik bilgilerden ziyade bütün anne babaların anlayabileceği bir dilde. Sokaktaki dedelerin, halaların hatta çocukların anlayabileceği bir dilde hazırlanmış bir kitapçık. Akademisyen Bilge Uzun ailelere tavsiyelerde bulunuyor. Çocuğunuzun ruh halinin farkında olun diyor. Çünkü bir çocuk oturuşuyla bile bunu anlatabilir aslında. Cinsel istismara uğramış bir çocuğun anne babası nasıl anlar? Bir kere duygusal olarak, direkt olarak hissedilebilir çocukta. Çocuk bir gün önce bir gün sonrası arasında bile bir farklılık gösterir. Çünkü çocuk kendini kirlenmiş hisseder. Çocuk kendini kötü hisseder, duygusal olarak yetersiz hisseder ve ağlama nöbetleri, gece uyanmaları, Mesela fiziksel olarak kusmalar, yerinde oturamamalar, istismarın türüne göre çocukta fiziksel bazı yaralanmalar, morluklar olması çok olağan. Ç anne babanın çocuğundaki cinsel istismarı görmeme olasılığı eğer gerçekten bir tam anlamıyla uygulanmış bir cinsel istismarsa yok diye düşünüyorum. Anlar her bir şekilde anne baba. Hı -hı, Anladı diyelim ne yapacak? Nasıl yaklaşacak? Çocuk izle, çocuğunu bir kere her şekilde kabul etmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor anne babaların. Çocuk istismarına son ver, sessiz kalma kitapçığına Bahçeşehir Üniversitesi'nin internet sitesinden de ulaşabilirsiniz.